Biçemli video oluşturma. Bu dersimizde filmimizi biraz biçemlendireceğiz. Başlarken proje panelimize kompozisyonumuzu açalım. Video katmanına canınız ne zaman isterse efekt ekleyebilirsiniz. Ama bunun yerine ayarlama katmanı kullanmak daha akılcı olacaktır. Ayarlama katmanı için katman menüsünden yeni seçeneğini seçelim. Ayarlama katmanını seçelim. Biçemli video oluşturmak için iki taraflı çalışabiliriz. Animasyon menüsüne gidelim. Ön ayarlara göz atalım. Resim yaratıcı klasörüne göz atalım. Farklı seçeneklere göz atabilirsiniz. Görüntünün ön izlenmesini sağ tarafta görebilirsiniz. Parılda ya da renklendir seçeneklerinden birini seçelim. Doğru dürüst bir değişiklik göremiyoruz alt tab tuşlarıyla ile After Effects programına dönelim. After Effects içinde temel efektlerden birini seçelim. Ayarlama katmanımız seçiliyken efekt menüsüne tıklayalım. Biçen bölümünden kenarları bul seçeneğini seçelim. Taslak çizim gibi gözüken resmimizi görmekteyiz. Eğer zaman çizgimizi hareket ettirirsek nasıl göründüğünü görebiliriz. sona doğru kompozisyon penceremizin yukarısında farklı renklerde taslak çizgiler görmekteyiz. Bunu siyah beyaza dönüştürelim. Bunun için efekt menüsünden renk düzeltme seçeneğine gidelim. Buradan siyah beyaz efekti seçelim. Artık ilk kenarları bul efekti onun altında ise siyah beyaz efekti var. Siyah beyaz yanında bulunan FX butonuyla efekti açıp kapatabiliriz. Ayrıca rengi biraz daha koyulaştırmak için siyen değerini değiştirelim. Artık kenarlar daha belirginleşti. Görünümü %100 olarak değiştirelim. Buradaki çentikli kenarları değiştirelim. Bir efekt daha ekleyelim. Efekt menüsünden renk ve bulanıklaştırma seçeneğine gelelim. Hızlı bulanıklaştırmayı seçelim. Bulanıklık değerini 2 olarak değiştirelim. Eğer göstergemizi hareket ettirirsek daha yumuşak kenarları görebiliriz. Taslak görünümümüz güzel ama bunun beyaz üzerinde olmasını istemiyoruz. Videomuzda efektlerimizi karıştırmak için ayarlama katmanımızın karışım modlarını ayarlayabiliriz. Eğer anahtarlarınız ve modlarınız yoksa gri bölgeye sağ tıklayın. Modların aktif olduğundan emin olun. Katman 1'in modunu normal'den çarp olarak değiştirelim. Beyaz piksellerimiz kesilecektir. Buradaki beyaz gölge kafanızı karıştırabilir. Emin olmak için ayarlama katmanını gizleyelim. Gördüğünüz gibi orijinal resimde de burası beyaz. Devam edelim. Sahneye biraz parıltı ekleyelim. Efekt menüsünden biçime gelelim. Parıltıyı seçelim. Sahneye direkt eklendiği zaman tamam gibi gözüküyor. Aslında tam olmadı. Göstermek için efekt panelinden silelim bir tane daha ayarlama katmanı ekleyelim. Bunun için yeni menüsünden katmanı seçelim. Ayarlama katmanını seçelim. Bunu eklememizin nedeni bu efektin ayarlama katmanındaki efektlere ve arka plana beraber uygulamak ve bunları karıştırmaktır. Şimdi efekt menüsünden parıltıyı seçelim. Daha önce parıltı eklediğimiz için burada görünen parıltı seçeneğine tıklayalım. Daha belirgin efekti görmekteyiz. Parıltı ayarlarına gidelim. Eşik değerini düşürürsek parıltı yoğunlaşmakta. Bu değer yükseltilirse daha yumuşak parıltı oluşmaktadır. 65 civarına getirelim. Yarı çapı parıltıyı yumuşatmak için 5'e düşürelim. parıltı yoğunluğunu değiştirerek etkisini görebiliriz. Bunu 1 olarak bırakalım. Diğer seçenekleri deneyerek etkilerini görebilirsiniz.